Burada da bütün maddelerin tamamı canlı aslında. Hepsi canlıdır maddelerin. Otlar, bitkiler, ağaçlar hepsinin canlıdır. Ama tabii eğer yani cennet modunda sebep ortadan kalkarsa aklın ihtiyarı kalkar. Mesela biz burada konuşuyoruz, bütün dünya duyuyor, bu normal bir şey değil mi bu? Evet. Ya makul görüyoruz. Niye? İşte alet edevat var, bunlar da ses dalga. Hiç alakası yok. Doğrudan mucize olarak yaratılıyor. Yani insanların tabletinde de mucize olarak yaratılıyor. Tablette olayın olmasından kaynaklanmıyor. Yani tabletin de hiçbir mantığı yok. Tablette böyle ekranda insan görüntüsü falan oluşmaz. Böyle üç boyutlu görüntü oluşmaz. Yok bir artı ikiden oluşuyor bilmem ne falan. Yani böyle anlatılanlarla olayın gerçekliği bambaşka. Yani bilim adamları da şaşırıyor, neden olduğunu bilmiyorlar. Ama oluyor. Yani bu görüntülerin, şunların, bunların oluşması öyle makul gibi göstertiliyor ama tamamen yaratılışı Allah'a aittir. Sadece sebep zinciridir onlar. Mesela sesimiz, yani aynı bu ses, aynı konuşma milyonlarca insan evinde aynı anda yaratılıyor. Aynı yüz. Mesela üç boyutlu yaratılıyor. Şu an yaklaşık üç boyut gibi ama şimdi gelecekte, daha bir ileri gelecekte doğrudan odanın içerisinde konuşacaktır insanlar. Üç boyutlu olarak. Yani tıpkısının aynısı olarak konuşacak. Hiç fark edilmeyecek. Görüntü oldu. Allah ona istese bir de sertlik verirse, yani o görüntüye sertlik verildiği an, yani o görüntüye dokunduğunda, dokunma hissi verildiğinde, parfüm hissedildiğinde, ısı hissedildiğinde, ne olmuş olur o? İnsan olmuş oluyor, normal insan olmuş oluyor. Sadece ruhu yok. Allah içine ruh koydu mu insan olmuş oluyor, işte bu kadar. Yani Allah için yaratma öyle zor değil. Ama onu yaratan da Allah'tır. Makineyle sen onu yaratamazsın. Aletle yaratamazsın.